Fiyatları da 89 lira 24 tanesi var. Affedersin 4 kişinin ne kadar bir hafta. 1 kilo pirinçten 6 bardak çıkıyor 2 kere. Hani indirim var ki. Hiç indirim yok. Hiçbir şeyde kıpırdama yok ya. 1 lira 50 kuruş. Başka bir kıpırdama yok. Hiç olmadı reklam bari vermesinler. Reklam bari etmesinler haberlerde. Bu da bildin mi alacak bir şey? Yok bulamadım. Şeker alacaktım. Yok. Şeker yok mu? Yok şu anda. Bitti mi şeker hareketi? Gelmiyor. Millette öyle bir tam uyanmıyor ki anlatılıyor. Bu olay var. Şimdi kim oldu? Bu kim oldu? Bu kim müşteri yok. Niye? Ben karşı da var. Ben şey diyorum. Çünkü bir iki kalem oynamış. Bunda falan bir iki kalem oynamış. Senin kalemde yok. Mesela şurada Eskros var. Şeker buradan da var. Çay buradan da var. Tane market. Şöyleler var ayrı da. Hani buna göre yasabıyım onun daha küçük bir market. Kuyrukların olmaması biraz zaman mı? Tabii. Yoksa burada normal bildiğin olmuş olsa alamaz. Burada bir iki tanenin kız yavrıca kaç milyonları markete giremiyor diyor. Tarıkları markete. Orada bildiğin bayağı vardır. Ama Eskişehir'de olmadı ya. Milletin beklentisini karşılamadı. Yani bir marka indi diyorlar. Kaçırdanın hangi fiyatı? Ya diyorum ya normal bir homomatiği orası market, burası market. Kardeşim o adam o fiyattan satıyorsa senin de satabilmen lazım. Yani onun 75 herhalde hangi detaylı sen insanlar denemeyelim. Yani çok gelişkili fiyatlar. Yani milletin beklentisini karşılamadı. Gezdik Eskişehir'deki mağazalarımızın bir bölümünü gezdik. Vatandaşlarımızın burada da diğer gezdiğimiz mağazalarda da söylediği aynı. Söylenen öyle büyük indirim diye bir şey yok. Aradığımız ürünlerde indirim denen şey dışarıdan daha ucuz değil. Tam tersine dışarıdan daha fazla fiyatlar, fiyat etiketleri görüyorlar. Sarı etiketler dahi bazıları dışarıdan daha fazla. İnmiş olanlar da çok cüzdi. 50 kuruş, 1 lira gibi, 1,5 lira gibi. Bu şekilde fiyatların düşmesi, bu şekilde enflasyonla mücadele, bu şekilde gıda fiyatlarının düşmesi, vatandaşa ucuz gıda ulaştırmak mümkün değil. Burada yapılan aslına bakarsanız halkı aldatmaktan başka bir şey değil. Yapılması gereken talimatla fiyat düşürmek değil, ekonomide gerçek anlamda enflasyonu düşürecek politikaların uygulanması. Bu politikalar uygulanmadan ben işte indiriyorum demekle fiyatlar inmiyor. Bizim gördüğümüz bu. Ayrıca da gerçek anlamda gıda ürünlerinde fiyatların düşmesi için ette, sütte, işte yağda vesaire, unda bu fiyatların düşmesi için aslında üreticilere destek vermesi lazım devletin. Burada yapacağı indirimlerin daha büyük olmasını sağlamak için, yani gerçek anlamda vatandaşın ucuz gıdaya erişmesi için çiftçiyi, hayvancılık yapan besiciyi, yani üretim yapan Anadolu çiftçisine destek verilmesi lazım. Neyine destek vermek lazım? Mazotuna mesela, mazot pahalı, elektrik pahalı, yem pahalı, gübre pahalı. Asıl bunların fiyatlarının, bunların üzerindeki vergilerin kaldırılması, asıl desteklemenin burada yapılması lazım. Orada destekleme yapılmadığı sürece, çiftçiye, besiciye, üreticiye gerçek destekleme yapılmadığı sürece burada fiyatların düşmesi mümkün değil.